Hazır mıyız? Hazırız. Arkadaşlar selam. Hatta günaydın diyeyim. Çünkü saat şu an 8.20 civarı falan. Tarsus'tayım. Tarlaya doğru, hatta pardon köye doğru gidiyorum. Bugün kısmet olursa buğdayımızı içeceğiz, kaldıracağız inşallah nasip olursa. Öncesinde ben mal verdiğimiz yere bir uğrayacağım. Orada bir işim var. Sonra köye gideceğim. İşte üstümü falan değiştireceğim. Saat dedim mi? Saat 8.20. İçeri gelecekmiş. Bizim oraya gelmesi öğleni falan bulur yaklaşık da. Ben saat 10-11 gibi tarlada olmayı düşünüyorum. İşte bir yere uğrayacağım. Oradan köye gideceğim. Üstüm başımı değiştireceğim. Arabayı bırakacağım. Traktör alacağım. Tarlaya gideceğim kısmet olursa. O şekilde. Valla şeyden de bahsedeyim biraz bu arada. Yani eş dost akraba sağ olsun. İlk videodan da olumlu dönüşler aldık. İnşallah devamında da iyi şeyler olur. Hani bir şeyler yapmak gerçekten güzel hissettirdi ya. Ne bileyim, inşallah sonunda güzel olur. Yani bir yola çıktık, yapabildiğimiz kadar yapacağız. Baktık olmuyor zaten, yapmayız. O şekilde arkadaşlar. Da size söyleyebileceğim başka bir şey yok. Bugün hemen arkasına balyacılar da gelecek yüksek ihtimalle. Bir abi vardı, o gelecek, onlar da bakacaklar. İnşallah onu da, onlar bugün hemen yapacak olurlar. Onların da videosunu falan almayı düşünüyorum. Zaten onlar hemen alsın ki ben de yarın tarlayı hazırlamaya başlayacağım inşallah. Dediğim gibi pamuk ekiyoruz. İşte tarlanın sürümü olsun. Patlaması, suyunu falan filan. Gönen yapıp ekiyoruz çünkü. Yani gönen dediğinde nedir? Biz tarlayı, boş tarlayı önce suluyoruz. Ondan sonra tarla kuruduktan sonra, hani tav derler, tava geldikten sonra, hafif böyle nemlilik olduktan sonra çiftliğin sırtı tazeliyoruz tekrardan. Üzerinde ekim yapıyoruz. Bu bitki de kendine toprakla sıyırana kadar, atana kadar sulamaya gerek kalmıyor. Kendi kendine büyüyor yani. İnşallah İşte öyle olursa daha tarlayı süreceğiz, şey yapacağız, sulayacağız falan. Aha, ben bunların hepsini bir günde hallederim. Zaten 23 dekar bir yerde bu gittiğimizde. İşte o şekilde arkadaşlar. Size bunlardan bahsettim dedim. Neyse şimdi kapatalım. Traktöre geçince alırız. Arkadaşlar evet, köye geldim şimdi. Üstümü değiştirdim, kendimi de göstereyim şöyle. Şimdi traktörü alıp gideceğim romorkla. Aslında romorkluk bir işimiz yok. Kamyon geliyor da zaten. Yine de ne olur ne olmaz. Gideceğim. O şekilde. Hadi gidelim.
Geldim şimdi tarlaya. Şöyle size tarlayı da göstereyim şimdi. Şöyle şu sağ taraf, burası bizim değil. Burası bizim tarla komşumuz. Onları zaten bugün biçer getirecekler işte. Gelmek üzere biçer de yoldaymış. Önce burayı alacak. Burası da zaten 20-25 dekar falan gibi olması lazım. Burayı alacak. Sonra bizimki şurası. Şu zaten takım belli. Şu sol taraf. Şu hizadan sol taraf bizim. Burası da 23 dekar inşallah. İşte biçer gelecek. Alacak burayı güzel bir şekilde. İşte bakalım, bak koyun kara koyun belli olacak. Emek ettik. İşte 5-6 aylık bir süre. Kasım ayında ekmiştik. Kasım saymayalım. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 6-6,5 aylık bir serüven işte. İnşallah şimdi gelecek. Yani bizim de buraya girmemiz herhalde bir 1,5-2 saati falan bulur önce. Çünkü adamın yerini alacağı için. Ondan sonra da işte bakacağız. Şöyle traktörü de göstereyim. Şöyle göstereyim. Bakalım. Hayırlısı. Beklemede kalın. Neyse, biçerin yanına gidiyorum. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Biçer geldi tarlaya, şu an giriş yaptık. Mustafa abimle beraber tarlayı biçiyoruz. Mustafa abi kaç yaşındasın? 41. Kaç yıldır bu meslektesin abi? 25. 25 senedir maşallah. Abi peki bu mesleği nasıl meslek? Öneriyor mu izleyenlere? Memnun musun? Ben memnunum da yalnız bu işte önceden küçük yaşta başlamak lazım. Usta olmak lazım yani. Ha? Peki nasıl abi bu işin kazancı nasıl? Hani bir fiyat verme de bize. Tatmin ediyor musun? Eskisine göre iyi değil. Eskisine göre iyi değil. Peki abi böyle şikayetçi olduğun durumlar ne? Bu içericilikte tarla sahipleri mi? Tarla sahipleri de ne ziyade fiyatlar. Fiyatlar. Olur fiyat, fiyatı ver. Fiyat şu an dekar 90 lira mı, doğru mu? Aynen öyle. Peki bu fiyat sence iyi mi devletin hani? Değil. Ne olması lazım sence? 120 lira olması lazım. Peki bu çiftçi bu sefer zarar görür mü sence? Çiftçi de görür, biz de görüyoruz şu an. Peki abi şimdi bu yakıt durumu nasıl? Bu makine günlük ne yiyor? Bu makine dekar başına 2-3 lira mı acaba? Dekar başına ha? Bu ekinde. Bu ekinde. Yani iyi bir ekinde lazım, doğru mu? Aynen öyle. İçer senin mi abi? Allah daha çok etsin inşallah. Amin. Peki abi şimdi bu Tarsus Altana sezonu bitiyor. Bitecek. Nereye gidiyoruz, yolculuk neresi? Kızıltepe. Mardin Kızıltepe. Sonra? Konya. Konya'dan sonra var mı Anadolu'ya göç? Var. Üst taraflara, Sivas. Yok. Kayseri, Isparta. Yani Isparta tarafına gidiyorsun. Evet. Sonra buraya Mısır'a geliyor. Aynen öyle. Peki abi senede sen şimdi kaç ay çalışıyorsun? Yaklaşıyorum abi. Doğru boş 6 ay. Doğru boş 6 ay. Diğer 6 ayda bakımlar. İşte biraz dinlenme. Dinlenme, istirahat, 6 ay geçmiştim. Tavsiye ediyor musun abi bu mesleği? Yeni başlayanlara etmiyorum. Yeni başlayanlara etmiyorum ha? Gençlere etmiyorum çünkü bitsin başa sonrası. Peki abi gençler bu işi yapmazsa bu işleri kim yapacak? O zaman bir ustanın yanında eğitim görecek gençler. Sen? İçeri gidecek, içeri devam edecek. Yanında adam çalıştırıyor mu abi? Evet, ben şoförüm var. Ya yağcı aynı zamanda şoför, doğru mu? Tamam canım. Hem var, şoförüm de var, yağcı var. Peki abi senin kazancını sormayalım da şoförün, yağcının ya da şoförün maaşı nedir? Yıllık mı, aylık mı? Yıllık. Sezonluk diyelim, evet. Doğru mu? En kötü şekilde 30 lira isteriz. Aylık. Sezonluk. Sezonluk diyor, kaç ay yani? 2 ay, 2,5 ay. Peki buğday artı mısır? Full seninle gezecek 6 ay. Evet. Ortalama ne kazancı var abi bu adamın? 50 milyon aşağıya yetmiş. Peki yemek, sigara? Bana ait. Oo, kemiksiz 50 yani. Abi anne. Abi verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Rica ederiz abi. Arkadaşlar biz işimizin başına dönüyoruz. Şöyle. Her beğeni bir maşallah diyoruz. Arkadaşlar evet. Tarlaya girdik. Tarlanın etrafını döndü. Biçer şu karşıda şu an şöyle.
İşler şu an aşağı tarafta. Daha bir kere döndü. Buğdayları bu sene don vurdu. Verim hakkında henüz bir bilgim yok. Daha etrafını yeni dönüyor. Buğdayları suladık ama hani don vurması biraz kötü etkiledi. Normalde bilen bilir hani Çukurova'da her zaman buğday sulanmaz yani. Senesine göre bağlıdır, o değişkenlik gösterir. İşte vallahi bakalım şimdi içerici abi fena değil dedi. Hani orta düzeyde diye bir şey söyledi. Umudumuz var, bekliyoruz. Ya şey kötü de olsa Allah ne verdiyse diyeceğiz. Sonuçta bir yeme gittik. Şöyle göstereyim. Şimdi ben balyacı abi geldi. Sapı da biliyorsunuz, sapın da bir ticareti oluyor. Sapı da verdim. Fiyatları konuşmak istemiyorum ama hiçbir videomda. Öyle bir karar aldım kendi kendime. O abi geldi, ben o yüzden biçerden indim. Şimdi biçer diğer başta, buraya gelsin, tekrar üstüne çıkacağım. İşte zaten biçerciyle de bir video aldım, onu da şey yapacağız. O şekilde. Arkadaşlar bir de araya kısa bir kesit koymak istiyorum. Ya ben videolarda falan hani benim nefesim, burnum, burnumla alakalı benim bir sıkıntım var. Burun kemik eğriliği var, ameliyat olmam lazım. Zaten burnum benim genellikle tıkalı yani. Videolarda falan sesim böyle işte nefes nefeseymiş gibi falan geliyorsa hani sebebi odur. Bunları da idare edeceğiz artık. Ki zaten sizlik bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Benlik bir sıkıntı. İnşallah paramız çok olursa yaptırırız bir gün. onun dışında dediğim gibi bu şeyi konusunda söyleyeyim. Ya fiyat vermek istemiyorum hiçbir şeyde. Hani ufak tefek zaten maliyetlerden falan bahsederiz de. Hani nazar değsin falan filan o konuda da o şeyde de değilim de. Yani gerek yok. Herkes zaten ortalama bu işleri bilen ne kazanılıyor ne kazanılmıyor bilir. Hani kimseye gösteriş de yapmaya gerek yok. Zararsa da bizim zararımız, kârsa da bizim kârımız zaten. Hani o yüzden bu muhabbetlere çok girmeyi istemiyorum. Sizden de girmemenizi rica ediyorum lütfen. Bu şekilde düşüncelerim, duygularım. Bir videonun daha sonuna geldik. Öyle bir yapalım. Arkadaşlar,